Ali Hasanoğlu memnun musunuz saadetliler seçim öncesinde yüksek sesle bağırıyorlardı İsrail ile ticaret sürüyor İsrail'in kendisinin kınanamadığı İsrail'e silah satan devletlerin kınanamadığı bir dünyada bel altı vuruşlar olarak yorumlanacak ne varsa yaptılar Hamas terör örgütüdür diyenlerin buluştuğu televizyonlarda Türkiye'yi İsrail ile ticareti sürdürmekle suçladılar Ahmet Davutoğlu gözümüzün içine baka baka, İsrail'in tüm silahlarını ABD ve Almanya verirken, Türkiye'nin soykırıma destek vermekle suçlanabileceğini iddia etti. Hamas mücahidler örgütüdür, diyen ve bunun bir bedeli olduğunu, o bedeli de ödemeye hazır olduklarını söyleyen Genel Başkan'a sahip AK Parti'yi samimiyetsizlikle suçladılar. Murat Kurum, İstanbul kaybedilirse, Gazze kaybedilir, anlamında bir cümle kurduğunda. Hamas terör örgütüdür diyenlerle birlik olup ne alakası var? İstanbul ile Gazze'nin dediler ve hep birlikte saldırdılar. Peki, kabul edelim, İstanbul ile Gazze'nin bir ilgisi yok. Seçimin üzerinden daha bir ay geçmedi. Rahmi Turan Sözcü gazetesinde 22 Nisan günü yazmıştı. Tüm Batı dünyasının terörist olarak kabul ettiği Hamas örgütünü Sayın Cumhurbaşkanı Kuvayı Milliye'ye benzetti. Bu yanlış bir benzetmeydi. Çünkü milli mücadelemizin ateşini yakan kuvayı milliye bir terör örgütü değildi. Devam ediyorum. AK Parti seçimi kaybettiği için, siyasiler de Hamas'a saldırma politikasına başvurdular. CHP İP listesinden milletvekilliği yapan Aytun Çıray, Rahmi Turan'ı aradı ve Hamas için şu çirkin kıyaslamayı yapmaya kalktı. Rahmin Turan dünkü köşesinde yazdı, İyi Parti 27, NCI dönem milletvekili Aytun Çıray da, aynı görüşü savunarak, Erdoğan'ın Hamas'ı kuvayı milliyeye benzetmesinin sonuçları vardır ve o sonuçlar, hepimizi etkiler. Bir gün birileri de çıkar diye tanımlar, uyarısında bulundu. Sanki PKK kurulduğu günden bu yana, İsveç'inden Almanya'sına, Fransa'sına. Hiçbirisi tarafından terör örgütü olarak ilan edilmediği gerçeğini bilmiyormuşçasına. Bir gün birileri de çıkar, diyerek, aklı sıra tilkilik yapmaya kalktılar. Affedersiniz, İsrail seçimleriyle, Gazze'nin ne ilgisi var, diyordunuz, değil mi? Bakın nasıl da cesaretlendiler. Ve dün, tam da 31 Mart seçimlerini, AK Parti'nin kaybetmesini fırsat bilen, o korkunç skandal yazı yayınlandı. Yine Sözcü gazetesinde, Ege Cansen isimli kişi tarafından, bakın cesaretleri nerelere tırmanmış. İsrail'in katlettiği 20 bine yakın çocuktan tek kelime ile bahsetmeden, bakın ne diyor Ege Cansen, Hamas'ın İsrail kasabasına baskın verip 1200 kişiyi öldürmesi bu bağlamda PKK'ya ilham vermiş olabilir. Tilkilik şu, İsrail, Uluslararası Adalet Mahkemesi'nde soykırımla suçlandı bir zaman diliminde, Hamas'ı suçlu gösterip, üzerine bir de, PKK'da benzeri bir eylem yapabilir, diye de, Türkiye'yi tehdit etmek. 31 Mart seçimlerinde AK Parti başarılı olsaydı, Ege Cansen bu yazıyı kaleme alabilir miydi? Alırdı diyenin alnını karışlarım, devamını da getiriyor Ege Cansen. Seçim galibiyetinin sarhoşluğu ile artık fren tutmuyor, hiçbir güç İsrail'i bulunduğu topraklarından söküp atamaz. Hatta 1967 sınırları öncesine bile geri döndüremez. Bu yazıyı Şalom'da değil, Sözcü gazetesinde okuyorsunuz. Bu durumda ne diyebilirim? Sevinin saadetliler. Sevinin ortaklarınızın bu yazılarından, ne diyebilirim? Sevin Ahmet Davutoğlu, sevin. BİM'e kararlarında kabul edilen 1967 sınırlarının bile artık bir karşılığı yok diyenlerin ağzı kulağına varıyor. Bu söylemi artık pervasızca dillendirebiliyorlar. Ne diyebilirim? Helal sana Fatih Erbakan. Gazze ile İstanbul seçimlerinin ne alakası var diyenlerin moderatörlük yaptığı Sözcü TV'ye, Halk TV'ye çıkıp İsrail ile ticareti kesin dediniz. Bakın, ticareti kesin dediğiniz medya organları şimdi İsrail'i işgal ettiği topraklardan hiçbir güç çıkaramaz diyor. Haydi söyle, sevinebilecek misin Fatih Erbakan? Bakıyorum, muhafazakar isimleri ardı ardına televizyonlarına çıkaran gazetelerine manşet yapan İsrail muhibbi medya organlarına. Seçimden sonraki bir haftayı çıkartırsak artık ne Saadetlileri, ne Gelecek Partilileri, ne de Yırblileri ağırlamıyorlar. Sizinle işimiz bitti dercesine. İsrail'i hiçbir güç bulunduğu topraklardan çıkaramaz söylemiyle yayınlarını sürdürüyorlar. Öyle bir kirli algı yürütüldü ki sanki İsrail'e karşı AK Parti'den çok daha sert söyleme sahip bir alternatif varmış gibi algı oluşturdular. Dün bizim mahalledekilerin tuz yetiştirmeye çalıştıkları hıyarım var diyenlerin gerçek yüzleri ortaya serildi. Onların yanlışa düşmeden yapılan icraatın daha güzeline çağrı nasıl yapılır? Somut örnek vereyim. Bugünkü manşetimizde Milli Savunma Bakanlığına bağlı ordu evlerinde Bugün dahi alkollü içecek bulundurulmasını akit olarak eleştiriyoruz. Evet, ordu evlerinde alkollü içecek bulunmaması gerektiğini hatırlatıyoruz ama bizim bu manşetimiz bir gerçeği de inkar etmiyor. Nedir o gerçek? Ordu evleri güne göre çok daha olumlu bir noktada. Dün Peygamber Ocağı'na yakışır bir noktada olma iddiası bile yoktu. AK Parti iktidarında ordu evleri düne göre çok daha iyi konumda. Ama gönül istiyor ki küçük çocukların da lokantalarına gittiği ordu evlerinde, anayasada da gençlerin korunması emri verildiği için, artık bu yanlışa son verilsin. Bunu söylerken, yazarken, sizi gidi sizi, modunda, siyasi iktidara nazire yapmak, onları samimiyetsizlike suçlamak, asla doğru bir tavır olmasa gerek. Yanlışı söyleyelim, ama, düne kadardan söz oynatılan, hiçbir kural tanımaksızın alkol içilen, üstelik dindar insanların da asla alınmadığı ordu evleri gerçeğini unutup, daha güzeline çağrıda bulunacağımıza, yöneticilerin de görev aşkını bozacak şekilde samimiyetsizlik suçlaması yaparsak, hem yalan yazmış oluruz, hem de vicdansızlık yapmış oluruz.